Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yunanistan, Türkiye işgal etti demişti. Zürafa adasının altında bakın ne varmış. Şimdi Ankara'yı bu yüzden koparıyorlar. Değerli izleyenler, Pentapostagma, Adalar Denizi'ndeki Zürafa adası neden bu kadar önemli başlıklı bir analiz yayınladı. 1969 yılında Yunan hükümeti Amerikan Oceanic Exploration Company ile anlaşma imzalayarak o çevrede hidrokarbon araştırması yaptırdı. Petrol yasağı keşfedildi. Zürafa adası Türkiye'nin İstanbul Eferay bölgesinde yer aldığı iddialarıyla tekrar gündeme geldi. Deniz Kuvvetleri Fener Hizmetleri tarafından inşa edilmiş ve bakımı yapılıyor. Adanın ismi Yunan ve uluslararası deniz haritalarında zürafa olarak geçiyor. Nikolas Pardis 1897 yılında yayınlanan çalışmasında zürafa adası çevresinde denizde yüzen bir yağlı madde keşfettiğini yazdı. Pardis 1874 yılında bir gemide seyahat ederken bu yağlı maddeyi keşfettiğini ve kezdi. Pardis 1874 yılında bir gemide seyahat ederken bu yağlı maddeyi keşfettiğini ve kendi gözleriyle gördüğünü vurguluyor. Bu keşif edilir zürafa adasına yağ kepçesi adı verildi. 1969 yılında Yunanistan hükümeti ve Amerikan şirketi 3948'e 1959 sayılı yasa kapsamında o bölgede hidrokarbonların araştırılması, keşfi ve işletilmesi için bir anlaşma imzaladılar. Yeni sözleşme 98/1975 sayılı yasa ile onaylandı. Ancak Türkiye'nin sürekli olarak karşı çıkmasıyla hem bu girişimde hem de sonrasında sondaj yapılamadı ve sonuca ulaşılamadı. Yunan Sky TV'nin Dosyalar adlı programında Ege'deki petrol konulu bölümde Adalar Denizi'ndeki doğal kaynakların işletilmesi için Türk engelleri ve tarihi anlatıldı. Şu ayrıntı ise vurgulanıyor. Ege'nin kuzeyinden Semadri'ye kadar araştırmalar yapıldı. Bunun neticesinde Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan devamlı olarak protestolar geldi. Böylece ülkemizin batıya doğru dönüşü yavaş yavaş ve sistematik olarak başladı, dendi. Bu teorik olarak 1991 yılında bir Türk donanması amiralı tarafından belirsiz bir şekilde formüle edildi. Yunan medyasında yayınlanan makale şöyle bitiyor. Tüm bu bilgiler Türkiye'nin sert, sinsice ve sonsuz bir düşman olduğunu dolaylı olarak ve açıkça hatırlatıyor. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşça kalın.